Evet, telefon hattımızda bir hanımefendi var. Efendim günaydın. İyi günler Müge Hanım. Hayırlı yayınlar. Çok teşekkür ediyorum efendim. Buyurun. Müge Hanım ben orada doğma büyümeyim. Ya annem, ailem orada yaşıyor yani. Ankara'dan arıyorum. Bu Hüseyin Akçam'ın hanımı Şeker Köseoğlu, bir tane bayan Tüköy köyünden. O Tüköy köyünden olanı da söyledi aslında da annem de. Ben unuttum adını çünkü hani tanımıyorum tam olarak kadını. Ama o Zeki'yi, Akçam'ı, Şeker teyzemi çok iyi tanıyorum. Zaten Şeker teyze benim komşumuzdur orada. Evet. Hüseyin Akçam'ın hanımı Şeker Köseoğlu ve o bayan bir gün önce çarşamba günü o Salman kasabasının pazarı, çarşısı yani. O gün herkes orada toplanır. Altın alacak olan altın alır, pazarını yapacak olan pazarı yapar. Evine gider. Ama o gün Şeker Köseoğlu ve üç bayan kuyumcuda altın fiyatı sormuşlar. Bu Zekiye Akçam diye biliyorum çünkü aklıma gelmiyor isimler ama Şeker Köseoğlu ve üç bayan şakalaşmışlar kendi aralarında. Şeker teyzem herhalde altın alacakmış bilezik. Bu o bayan yeter diye bayan çökekte bak adı yetermiş bayanın ama kimin hanımı olduğunu bilmiyorum. Sonra o Zekiye altının parası yetmiyormuş. Şeker teyze demişler ki boynundaki altını bozdu. Komuna yap demişler. O da şeker param yetmiyor demiş. Çakalaşmışlar. Orada arsa kim vardı yanlarında bilmiyorum. Ama bunu birebir görüp de bu şekilde ayrıntılı olarak anlattıklarına göre bu gerçek bir şey. Demek ki herkes kendi aralarında konuşuyormuş. Peki, yani konuşuyormuş. Annenize bunu kim anlatmış? Annemizin sağlık ocağında İsmail Temiz diye biri. O hamburgerden yine. İsmail Temiz anlatmış annenize. Yani evet. Hanımefendi şunu anlatmaya çalışıyor. Diyor ki çarşamba günü Salman'da pazar var. Doğru evet, mu? Evet doğru. Pazar Şeker doğru. Teyze Hüseyin Bey'in eşi evet. Ve Petek köyünden bir kadın daha beraber üçü kuyumcuya gitmişler. Şeker teyze bilezik almak istemiş. Altının fiyatını sormuşlar. Bileziğe parası yetmemiş. Boynundaki altınları çıkaranı ekle demişler. Fakat altın alma, bileziği almamışlar anladığım kadarıyla. Alamamış, parası yetmemiş ve bunlar da şaka yapmışlar buna. Demişler işte boğazından altının birini boz, yap demişler. Yap demişler. Sizin eşiniz gitti mi çarşamba günü Salman'da pazara? Benim eşim bu yerden çarşamba'dan dağ yoluna gider. Dağ yolundan aşağı çarşamba'ya geliyor. Bunda gelazır. Bu İsmail Demir dedi o adam. Kamyonet, ambargoyunda kamyonet geldiğimiz. Kamyonetinden yukarı gelen adam bu. Burada sürücüdür ya da çıktı, buraya da çıktı. Bu çocuğun zaten ne olduğu belli. İsmail Temiz denen çocuk buraya gelen çocuk diyor. Gelen öyle anladım. Evet. Buraya gelen çocuk. Hurdacı. Benim karım nerede görmüş? Yalan söylüyor. Bu zaten hurdacılık yapan. Onun yanında kablo kablo canlanan adam bu. Alın adam. Ne var telefonu? Yalnız bir şey söyleyeyim mi hanımefendi? Bu da çok önemli bir ihbar yani. Evet. Eğer doğruysa... Allah razı olsun. Olayı bambaşka bir yere götürür. Yani daha doğrusu başka bir yere götürmez de... Tam izinde... Zaten bu canım, bu kuyumcuda böyle görüntüsü var mıdır? Vardır zaten. Şimdi ekibimiz oradaki bahsi geçen kuyumcuya da gidecek. Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi siz annenize en son ne zaman gidiyorsunuz? Aynı 13'ünde herhalde. 13-12 gibisi yani. 12-13 gibi gidiyorsunuz. Ay, Nisan'ın 12'i. Sonra o zaman bir altın bozuluyor değil mi? Evet. Yani bir tane altını bozup size veriyor. Bana verdi altını. Ben kendim bozdum altını. Siz kendiniz bozdunuz. Yani bir tane altını veriyor. Evet. O yüzden arada da bir maaş daha alıyor. Yani hanımefendinin o aldığı maaşla yeniden kuyumcuya gidip bir şey almak istemesi mantıklı. Evet. Çünkü bir tane altını vermiş. Yeniden maaş alıyorsa ben o altını tekrar yerine koyayım deyip gidebilir. Ama hanımefendi ki bilezik bakmış, bileziğe de parası yetmemiş. Hatta boynundaki altını çıkardı, bileziğe ekle diye de bir şaka yapılmış diyor. Acaba bu pazara falan giderken evde bırakmıyor, altını boynuna mı takıyordu? Tabii evet. Canım, çarşıya giderken boynuna takar, evet. İç tarafı ama dışında değil. Peynirin içine atardı. Yani bu şekilde gitmezdi de takardı yine bunu boynuna. Tabii içine o atıyor ama sonuçta boynunda. Tabii evde yani, bırakmaz yani, bunu. Yanındakiler boynunda yani, altın olduğunu biliyorlar sadece mı? Sadece çarşıya giderken silahını bırakırdı orada tülbentin içinde. Ama altını bırakmazdı. Doğru. Hüseyin Bey'in eşi telefonu attığımızdaymış. Hanımefendi günaydın. Günaydın. Siz çarşamba günü pazara gittiniz mi efendim?
Hayır gitmedim. Kim görmüş, kim etmiş, şahitlenmişler. O zaman ben gittiysem beni şahitlenmişler. Ben Salman'ın gitmedim. Ben Çarşamba'da durdum, burasıya Salman başına gitmedi. Siz nerede oturuyorsunuz ki? Ben Çarşamba'da oturuyorum. Akşamda Çarşamba'dayım. Koya bunun da bunda. Ama köyde de eviniz var, gitmiyor musunuz hiç köye? Ya köye gidiyor, Kondukuslu gidiyor. Kondukuslu gidiyor. Ben köye gittim, doğru. Köye gittim, fark ettik ben koçum. Hundurman kuplatmam için gittim. Bunda da gitmeyeceğim. Kuş mu bağırıyor bu köye gitmek? Peki siz Şeker Hanım'ın kaybolduğu günden bir gün evvel Çarşamba günü köyde miydiniz? Köydeydim. Anne ben onun kaybolduğunu bilmiyorum. Anne daha Salman'a gitmedim. Daha kayıp kime değil zaten Çarşamba sor. Günü. Hayır gitmedim. Kime sorarsan sorun. Ben Salman'a gittim. Beni Salman'da gören varsa ben cezamı çekeyim. Anne ay. Salman'a gitmedim. Tamam siz Çarşamba ve Perşembe günü köyde miydiniz? Efendim? Çarşamba, Perşembe. Çarşamba köydeydiniz ya Perşembe'de kaldınız mı? Perşembe'de kaldım. Tamam Çarşamba günü köyde mi kaldınız? Evet köyde kaldım. Peki Perşembe günü? Perşembe günü. Perşembe günü de köydeydiniz. Evet. Sonra cuma oldu. O gün döndünüz mü Çarşamba'ya artık? Ay, Perşembe'ye mi? Anlamadım. Yani bir şey söyleyebilir miyim? Bir dakika. Tek kelime. Bir dakika. Nereye döndünüz? Ben sadece fasle diktim. Fasle diktim köyde. Fasle diktim. Fasle. Bakabilirsin. Bakabilirsin. Gidip de ben fasle diktim. Bakabilirsin. Ya ben sinirlenecek bir şey yok. Ben diyorum ki Çarşamba günü köydeydiniz de ne kadar kaldınız köyde yani? Kaç gün kaldınız? Köyde mi? Evet. 25 gün kaldım köyde. Allah barışkımda. Allah 25 gün Allah kaldınız. Allah'ın sözünü kullanırken anladım. Yani o bir aydır köydeydiniz yani. 25 gün kaldım. 25 gün. Anladım işte. 25 tamam işte. Gün bir aya tamamlanır işte. Ha. Hiçbir yere gitmemişler mi o günde, o günde Çarşamba, Perşembe? Yani... Gitmedim, gitmedim, hiçbir yere gitmedim. Ya nasıl gitmedin, hocam diyoruz, Çarşamba'da nasıl? Ya ben bir şey demek istemiyorum. Peki galiba. Perşembe günü siz eşinizle beraber dolmuşla Çarşamba'dan geldiniz, nereden gelmiştiniz siz? Salman. Çarşamba'da evden gittik köye. Tamam Çarşamba günü köydesiniz, niye o zaman sabah tekrar evet. Çarşamba'ya gittiniz? Ya işte... İşim vardı geldim, işim vardı. Çocuğum hastalandı, çocuğumu geçtim. Ha, anladım, çocuğunuzu götürdünüz, o yüzden Perşembe günü 1:30'da geçtiniz evin önünden. Ya, evet. O hala doğru mu, yalan mı o evin önünden geçme? Hayır, yalanla bir şey yok, Allah var üstünde. Ben bana şey söyleyeyim mi? Bu efendim? Bak iyi dinle, ben kamur hep yağıtmadım. Kamurdan hep yağıtmadım, kamur yağıtmadan kimliyim mi? Bir mikrofon alıp bana da siz de biraz... Alo. Efendim? Kamur yağıtmadan kimliyim mi? Hı. Kağlı yağlar Zekeriye. Benim eşimi de kullanmıyorum Zekeriye. Zekeriye. Ben evde yoğurduk. Zekeriye eşimi de kullanmıyorum Zekeriye. Evet. Yemin ederim üstüne basa basa da yemin ederim. Musa'ya da el basa aktar salıp Musa'ya da basıp yemin ederim. Tamam da Zekeriye söylüyor da sizin eşiniz niye ben gördüm diyor. Zekeriye evet. Adres atacak mı kendini köprüden yani? Ya Zekeriye onlar bak onların adamı. Zekeriye setten bana bu bilgiyi veren de Zekeriye'di. Ben isim vermeden söyledim. Var mı yalanım? Zekeriye kimin adamı? Zekeriye oğulları onların yanında oturuyor ya. Ümitlerin adamı. Evet bak Burak, benim çocuğum Burak Zünan. Zekeriye'nin çocuğu Burak'ta tuttu mu tutmadı mı babanın boynuna. Ben cezam var da cezamı çekeyim. Fransız ile de cezamı 20 seneden beri, 20 seneden beri benimle arkadaş diler siz de arkadaş dikkat ederim. Benim evime bir kere daha ayak basmışsın sen değil. Nasıl arkadaşım? Bilemiyorum ben. Benim eşimi de neyi bilemiyorsun ya? Neyi bilemiyorsun? Neyi bilemiyorsun? Hani bu zamana ben kadar diyordun ya. Ben seni tanımıyorum. Ben seni televizyonda gördüm. Az dinle, ya, dinle. Sabah laf atma. Dinle. Sabah laf atma. Bu zamana... Sabah laf atma. Suçlusun, sen suçlusun. Ben kafama takmıyorum. Zekeriyle ne gibi yaptın? Ben eşimi yapıyorsun. Ben rahatım. Benim eşimi yapıyorsun. Zekeriyle bir ne gibi yaptın? Niye ama bir şey söyleyeceğim. Ümit Bey Hüseyin'i yapmıyor. Hüseyin Bey Ümit'i yaktı. Yani. Ya da yakmaya sen çalıştı. Sen kendin de yaktın ben ama siz işi bilemediniz. Yanlış at oynadınız. Anladın mı? Siz kafanıza göre bir dümen yaptınız. Dümen başınıza patladı. İhaleyi kendinize aldınız. Bu kadar. Sizin adamınızda niye sizin? Benim adamım madem, benim adamım niye size gidip isim versin? Yani bu hiç bu beyin yani bu kadar mı çalışmıyor beynin? Ya o kaç kere benim telefonum aramış, benim kayıtlarım çıksın. Kaç kere kocanla konuşmuş, kaç kere benimle konuşmuş, bir çıksın bakalım, hadi bakalım. Gece senin evine niye geliyor adam? Senin evine bir adam niye geliyor? Yalan konuşma, yalan! Cuma günü Çarşamba'ya
şeyler yapabilirse onun beni yok bulunmaz. Onu tutamaz. Tuzağa bastırdın. Çok önemli bir şey söylüyorum. Tuzağa attın gibi bir şey söylüyor. Kimi tuzağa attılar? Kim attı lan? Kim attı? Zekeriya attı. Zekeriya attı. Yeni Zekeriya tuzağa atarken Ümit'i ve ailesini suçladı. Film dönmüyor. Bak öyle film dönmüyor. Allah'ımızı, gönderici kitabımızı severken senin bizim bir suçumuz yok. Bizi de söylüyor. Bak bizi de söylüyor. Zekeriya söyledi diyor. Hayır efendim. Biz ya, yalan, sen de yalan konuşuyor bu. He? Sen de yalan konuşuyorsun. Çünkü biliyor musun? Buna yalan makinesi olduğunu zaten belli senin. Çünkü kafadan beri başladın yalana. Geldin buraya kadar. Ben sen kadar değilim. Şimdi poşettaki parayı da soracağız şimdi. Sen bunu bu şey zaten şu kuyumculardan şimdi öğreniriz gitti mi Şeker teyze kiminle gitti kuyumcuya gitti mi? Salman'da kaç tane kuyumcu vardı? İlla iki tane var. İki tane var. Bildiğim eskiden iki tane var. Bildiğim var şu anda. Yine iki tane var. Yani çarşamba gününün kayıtları hala silinmemiş de olabilir. Çünkü daha bir ay geçmediğine göre belki de silinmemiştir. Eğer bir aylık kuyumcu bir ay sürer yani. Kuyumcu da bir ay sürer yani. 15 gün değildir yani benim bildiğim kadarıyla. İnşallah, burada. İnşallah kuyumcu da daha da uzunsa belki Şeker teyzeyi tanımıyordur kuyumcu ama kesin tanır. Bahsi geçen kişilerin kesin tanır. Tanır. Salman'da tanımayan kuyumcu olmaz herhalde. Kesin tanır mı? Tabii ki de tanır. Esnaflar hep tanır. Ama bugüne kadar olsa Salman'daki kuyumcu da arardı gibime geliyor. Arardı. Ya bu İsmail Demir hani o da buraya çıktı ona da bir tamam yine denen. Siz nereden tanıyorsunuz peki o hurdacıyı? Ben televizyonda gördüm. Televizyonda gördün, ismini hatırladın. Ya, evet, bu dümen ya. Bu anda duruyor.